Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Bülbül Öğretmen'in 2. kanalına hoş geldiniz diyorum. Bu videomda size kesirler konusunu anlatacağım. Kağıdım boş. Öğretmenim nerede anlatacaksınız derseniz çizerek anlatacağım. Kesirler ne demek? Kesir ne demek? Sonra kesir çeşitleri. Ayrıca kesirleri sayı doğrusunda nasıl gösteriyoruz? Birim kesirler ne demek? Bunları anlatacağım. Hemen başlayalım isterseniz. Şimdi kesir demek bir bütünü ya da bir çokluğu eşit olarak ayırmak, bölmek, kesmek demek. Zaten kesir kelimesi oradan geliyor, kesmekten geliyor. Eşit olarak kesmek. Örneğin bir doğum günü olsun, şöyle uzun bir pasta olsun. Ve bu pastayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, ben mahsus açık bıraktım ucunu eşit yapabileyim diye, 7'ye kestik. Ve arkadaşlarımız da geldi. Bir arkadaşımıza bir parça ikram ettik. Diğer arkadaşımıza bir parça. İşte bir parça kendimiz yedik. Bir parça diğer arkadaşımıza. Bu şekilde verdik. Bu kadar. Diğer 3 parça kaldı. Bakın eşit şekilde kestik ve 4 parçayı yedik. Bunu kesir olarak ifade etmek için ilk önce kesir çizgisini çiziyoruz. Ve pastanın hepsini kaça ayırmıştık? 7'ye. Bunu paydaya yazıyoruz. Pay kısmına ise kaç parçasını yedik? 4 parçasını. İşte bu şekilde 7'de 4 diye okuyoruz. Yazayım hem bir taraftan. 7'de 4. Ya da ikinci bir şekliyle 4 bölü 7 diye de okuyabiliriz. 4 bölü 7. Peki buradaki rakamların isimleri ne oluyor? Bunun adı pay. 7'nin olduğu yer payda. Bunları zaten 3. sınıfta da görmüştünüz. Bu da yanlış yazdım. Kesir çizgisi. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bir pastanın hepsi bitmediyse biz bunlara basit kesirler diyoruz. Yani 7'de 4 olan kesir basit kesir. Basit kesirlerde hiçbir zaman bir pastanın hepsi bitmemiştir. Biraz kalmıştır. Ve basit kesirlerde pay kısmından her zaman büyük oluyor. Yani alttaki sayı büyük olacak, üstteki küçük olacak. Örnek bir vereyim. Mesela 10'da 3 kesri basit kesir. Mesela 12'de 11 kesri basit kesir. Birazdan bileşik kesirleri ve tam sayılı kesirleri de göstereceğim. İlk önce şöyle yapalım. Birim kesir nasıl oluyor? Birim kesir bir parçayı ifade eder sevgili öğrenciler. 7'de 1 kadardır. Yani bir kişinin yediği yer. Bir kişinin yediği miktar demektir. Üçüncü sınıfta da yine görmüştünüz birim kesirleri. Bir parçayı ifade ediyor. Peki buradaki kesirde 7'de 4 kesirinde kaç tane birim kesir var diye bir soru gelirse pay kısmına bakın 4 tane. Buradan anlarsınız. Hani resim olmasa bile buradan pay kısmına bakarsınız. Evet 4 tane 4 parça yemişler. O zaman 4 tane birim kesir var. Resimde zaten görüyorsunuz. Bakın burası da birim kesir. Burası da birim kesir. 7'de 1. Burası da birim kesir. Peki basit kesirleri sayı doğrusunda nasıl gösteriyoruz? Şöyle bir sayı doğrusu çizelim. Sıfırı koyuyoruz. Şimdi bir bütünü kaça ayırmıştık? 7'ye değil mi? 7 tane bölüm yapalım. Birinci bölüm 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. bölüme 1 rakamını koyuyoruz. Yani bir bütünü 7 parçaya ayırmış oldum. Yalnız çizgi olarak saymayın sevgili öğrenciler. Çünkü başlangıç noktasını saymıyoruz. Şöyle bölüm bölüm bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parça oldu. Peki 7'de 4 kesiri nerede? Hangi çizginin üzerinde? O zaman şöyle yapacağız. Sıfırdan başlayıp 4 adım tavşan gibi hoplayacağız yani. 1 adım. Sıfırı saymıyoruz yine bakın. Orası başlangıç noktası. 1 adım, 2 adım, 3 adım ve 4 adım. İşte burada. Buraya bir işaret yapalım. 7'de 4 kesri buradaymış diyoruz. Şimdi bileşik kesirleri bakalım. Şimdi bileşik kesirlerde bir pastanın hepsi bitmiştir. Ya da bir pastadan daha fazla, 2 pasta, 3 pasta olabilir. Bunlar şöyle şekilde göstereyim. Örneğin bir tane pasta yapalım yine. Bu kez pastamızı şöyle 4'e keselim. Fakat bu pasta yetmemiş. Misafir çok geldi. Arkadaşlar da geldi. Doğum gününe örneğin. Başka bir pasta daha var. Onu da 4'e keselim. Şöyle. Sonra başka bir pasta daha var. Çok misafir geleceği için. 3 tane pasta almış babamız. Annemiz de bunları 4'e ayırıyor.
Ve ilk önce birinci pasta veriliyor misafirlere. Dört parça. Bunlar misafirlere verdik. Yetmedi diye başka misafirler de var alacak. Onlara da veriyoruz. Ve diğer pastadan da bir tane verdik. Bunlar kaldı. Misafirlerin hepsine verdik. Kendimize de aldık. Ve bunu nasıl ifade edeceğiz? Şimdi burada bir bileşik kesir oldu bu. Paydaya 4 yazacağız. Öğretmenim böyle değil diyenler olabilir. Çünkü öğrenciler bu konuda bazen yanlış yapıyorlar. Hepsini sayıyorlar. 4, 8, 12. Buraya 12 yazılacak zannediyorlar. Hayır öyle değil. Payda demek bir bütün kaça ayrıldı onu söylüyor demek. O yüzden paydamız 4 oluyor. Üstteki sayıya ise pay kısmına ise kaç parça yediğimizi yazacağız. Yani 4, 8, 9 tane. Yani buradaki kesir 9 bölü 4 oluyor. Ya da 4'te 9 diye okuyabilirsiniz. Ve bu bileşik kesir sevgili öğrenciler. Bileşik kesirlerde üstteki pay büyük olmalı, alttaki küçük olmalı. Ya da ikisi eşit olmalı. Yani mesela bir örnek vereyim. 8'de 8. Bu da bileşik kesir. Ne demek bu? Pastayı 8'e kestik, hepsini yedik yani. Bir pasta bitti demek. Alttaki ile üstteki sayı aynı olursa ya da üstteki çok olursa, üstteki büyük olursa bunlara bileşik kesirler diyoruz. Bileşik kesirler. Peki bileşik kesirlerde kaç tane birim kesir var diye sorarsanız yine pay kısmına bakın 9 tane. Hani resim olmasa bile sadece şunu görseydik evet 9 tane birim kesir var derdik. Bakın burada 9 tane 9 parça var yani. Peki burada kaç tane birim kesir var? Yine pay kısmına bakıyorsunuz 8 tane birim kesir var diyorsunuz. Peki bileşik kesirler sayı doğrusunda nasıl gösteriliyor? Hemen göstereyim. Sıfırı koyduk. Ne yapıyorduk? Bir pastayı 4'e ayırıyoruz. 1, 2, 3, 4. Ama daha başka pastalar da var. Onları da 4'e ayırıyoruz. 3, 4. İkinci pasta. Diğer pastayı da 4'e ayırıyorum. Yeter. İsterseniz bir tane daha yapabiliriz ama gerek yok. Bizde şu anda 3 tane. Yani sayı doğrusu uzayıp gider. Biz istediğimiz kadar yazabiliriz. Fakat 9'da 4'ü nerede göstereceğiz? Biz bunu şimdi bakıyoruz. Şimdi her pastayı 4'e ayırdım ama 9. adıma gideceğim. Yani sıfırdan başlayıp 9. adımı bulacağım. Şimdi sıfırdan başlayıp da 4 adım attığımızda buraya geliyoruz. 4 daha 8. Bir tane daha gidiyoruz. Yani şurası 9, 9 bölü 4. İşte yeri burası. Bu şekilde göstereceğiz. Şimdi size bir sayı doğrusu göstermek istiyorum. Öğrencilerin yine hata yaptığı alıştırmalardan şöyle yapayım mesela. 1, 2, 3, 4, şöyle 5 olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 4 tane böyle çizdim. Daha devam edebilirdim. Sayfam bu kadar. Şimdi mesela şurada bir A harfi oluyor. İşte şurada bir B harfi oluyor. Şurada bir C harfi oluyor. İşte böyle bir alıştırma veriliyor. Diyor ki A harfinin olduğu yerde hangi kesir var? Öğrencilerin yaptığı hatayı söyleyeyim ilk önce. Sonra doğrusunu söyleyeceğim. Öğrenci şimdi ne yapıyor? Bütün sayı doğrusunu sayıyor. 5, 10, 15, 20. Buraya paydaya 20 yazıyor. İşte yanlış. Paydamız 5 olacak. Ne demiştik? Bir bütün kaça ayrılmış? Her pasta 5'e ayrılmış. A harfi kaçıncı adımda? Ona bakıyoruz. 5 tane burası. 6, 7. adımda. A harfi 7 bölü 5 oluyor. Ya da 5'te 7 diye okuyabilirsiniz. B harfi onun da paydası 5. C harfinin de paydası 5. Şöyle ok işaretiyle göstereyim. Peki B harfi kaçıncı adımda? Bakıyorum 5, 10, 11, 12, 13, 14. adımda. Yani B harfi 14 bölü 5. C harfi nerede? Burası 15, 16, 17, 18, 19. adımda. Yani 5'te 19 veya 19 bölü 5 diye okuyabilirsiniz. Yani burada demek istediğim sayı doğrusunda alttaki yere payda olan kısma bir pasta kaça ayrıldıysa onu yazmalısınız. Bütün sayı doğrusunu yazmayın sakın. Bu sefer yanlış olur. Evet bunlara bileşik kesirler demiştik. Tekrar ediyorum üstteki sayı çok olacak ya da ikisi eşit olacak. Bir de tam sayılı kesirler var. Onu göstereyim. Şöyle anlatayım. Ben pizzayı çok seven bir insanım. Şöyle bir yuvarlak çizeyim. Pizza olsun. İşte ben bir pizzacıya gittim. Dedim ki pizzacı oradaki görevli arkadaşa. Bana dedim bir tane pizza getirebilir misiniz? Hiç kesmeyin. Çok karnım aç. Ben bunu dedim bütün bütün yiyeceğim. Ve getirdi işte hapur 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 yedim. Bitirdim. Ama karnım doymadı. Sonra dedim ki bir tane daha bütün rica edeyim.
Bunu da hiç kesmedik. Hepsini hapur 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 yedim. Sonra karnım bayağı doymaya başladı ama biraz daha yesem iyi olur diye düşündüm. Ve görevliye rica ettim. Dedim ki en sondaki pizzayı biraz parçalara ayıralım. Hepsini yiyemeyeceğim dedim. Dörde kesmelerini rica ettim. Ve bundan da bir tane yedim. Diğer üç taneyi yemedim. Bu kadar doydum. Şimdi bunu ifade etmek için ilk önce bakın bütün yemiştim. Hiç kesmedim ya. Şöyle göstereyim. İki tane tam. Başa yazıyoruz bunu. Diğer kesir kısmına ise en sondaki pizzayı ifade edeceğiz. Bunu dörde kesmiştik değil mi? Ve ben bir parça yemiştim. İşte böyle oluyor tam sayılı kesirlerde. Okurken de iki tam dörtte bir diye okuyoruz. Önce tam kısmı okuyoruz. Hatta yazayım. İki tam dörtte bir. Peki burada kaç tane birim kesir var diye soru gelirse eğer şöyle buradaki pay kısmına bakıp tam sayılı kesirlerde karar veremezsiniz. Yanlış olur. Yani burada bir var. Bir tane birim kesir var derseniz yanlış olur. Neden? Çünkü ben bunları da yedim. Bunları kesseydik kaça kesecektik? Dörde ayıracaktık. Ben bunları bütün bütün yedim ama eğer bunları kestirmiş olsaydım görevliye 4 tane buradan yiyecektim. 4 tane buradan yani 8. Bir de bunu yiyecektim 9 tane. Yani buradaki 2 tam 4'te 1 kesirinde 9 tane birim kesir var. Yani önceki kesirlerde olduğu gibi hani pay kısmına bakarak karar veriyorduk ya basit ve bileşik olanlarda. Ama bunlarda öyle değil tam sayılarda. Çünkü baştaki bütün olan kısmı hesaba katmalıyız. Bu kesildiğinde 4'e kesileceği için her bir bütün, 2 bütün olduğu için 4, 4, 8 bir de bu var 9 tane oluyor. Peki sayı doğrusunda nasıl gösteriyoruz? Şöyle hemen bir sayı doğrusu yapalım. 0'ı koyduk. İlk önce birinci pizzayı bütün halde yedik. 1. Hiç kesmiyorum bakın. İkinci pizzayı da yine bütün halde yedim. Sonra üçüncü pizzayı yani şuradaki üçüncü pizzayı kaça kestik? 4'e. Bakın ayırıyorum. 4'e ayırdık. Peki 2 tam 1 bölü 4 nerede? Bu çizgide mi? Buradan burada mı? Nerede? Birinci adımda bakın. 2'den sonra şurası yani. Şurayı işaretleyelim. Buraya yazalım. 2 tam 4'te 1. İşte bu şekilde tam sayılı kesirler ve sayı doğrusunu da gösterim. Kesirler konusu daha devam edecek ama bütün kesirler konusunu bir videoda anlatırsak çok uzun sürer. Çünkü daha birçok bölümü var. Kesirleri karşılaştırma var. Kesirlerle ilgili problemler var. Kesirlerle toplama çıkarmalar var. Onları da başka videolara bırakalım. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.